Öyle kolay bir şey değil bu fakat bugün e, Başakşehir şampiyonluk adayları içerisinde hangi takımlarla oynarsa oynasın karşı karşıya bir daha gelirse gelsin hep favori Başakşehir olacaktır. Bu da esasında onların gücünü kudretini bize gösteren unsurlardan Trabzon bir tanesi. Trabzonspor'la e, şey e, e, kendi iç maçları dengede. 0-0 2-2 mi? 1 e, orada 1-1 yanılmıyorsam orada dengede orada gol avarajına evet. bakılır eğer olası bir puan eşitliği olursa devam edeceğiz Emre'cim. E, Reha hocam Medipol Başakşehir adına önemli bir virajı daha aldıklarını söyleyebiliriz. 2-0'lık galibiyet. Az önce Emre'ye söyledim. Son 11 maçının 8'i ilk yarılar 0-0. Son 13 maçının sadece ikisinde ilk yarıyı önde tamamlamış Medipol Başakşehir. İkinci yarılarda vitesi yükseltmeyi, rakibin yorulmasından sonra skora gitmeyi biliyor Medipol Başakşehir takımı. şöyle alt alta artılarını nasıl yazabiliriz Medipol Başakşehir adına bugünün? Tabii yani Başakşehir'in en büyük özelliği bir kere bir oyuncu çatısı var. Her sene 2-3 tane takviyeyle gidiyorlar. Bundan oyun pratiği var. Yani esas yani bu oyun pratiği nerede ulaşıyor? Senelerdir bir e, antrenmanda oluşur. Yani antrenman pratikleri, birlikte oyunları var. Tabii geçen geçtiğimiz sezonlar Abdullah Avcı ile farklı oynuyorlardı. Daha çok topa sahip olup direkt hücum yapmayan Hatta geçen sene ikinci bölümde 4-6-0 gibi oynadılar. Şimdi daha iki santroforlu oyun, tek santroforlu oyun ve de direkt oynayan, hızlı oynayan bir Başakşehir var. Tabii geçen seneye göre en büyük artıları bu sene, tabii oyun pratiği söyledik, oyun çatısı, omurgası var. Geçen sene şampiyonluğa giderken hatırlarsın Mahmut'la Atama ile stoper oynuyorlardı, stoper yoktu. Epriano sakatlandı, geçen sene de Agosto'yu da Suudi Arabistan'a sattılar. Şimdi bu sene 3 tane stoper var. Hem Epriano döndü, Şikertel ve punk. Şimdi, Ponk da iyi, çabuk bir stoper. E, siyahi bir oyuncu. E, Epriano orada oyun aklı oynamadı bugün. Şikertel sert, sıkı bir stoper. Yani 3 tane stoperle oynuyor. Geçen sene özellikle bunu son düzlükte aradılar. Yani Mahmut'la Ataman ciddi Epriano sıkıntı yarattı. yokken çok sıkıntı çekmişlerdi. Çok, geçen bile, sene. Geçen sene. Evet. Yani Da Costa'da gidince e, ciddi bir sıkıntı çektiler. İşte Serdar'ı aldılar e, Moskova'dan. Serdar gerekli performansı veremedi. Stopersizlikten belki şampiyonluktan oldular geçen sene. Tabii e, bir de Denizli Spor cephesinden Denizli Spor yani böyle maçlarda o Denizli Spor'la tabii Başakşehir arasında ciddi güç dengesizliği var. Yani böyle maçlarda 10 tane pozisyona tabii giremezsin. Girdiğin pozisyona gol atmalısın. Bana göre kırılma anı... iki tane üstte kaçırdığı pozisyon. Aynı dakika pozisyon. içinde hocam. Tabii, aynen. Şimdi o olsaydı farklı bir hikaye olur. Yine Başakşehir kazanabilirdi. Futbol bu ama... ...farklı bir hikaye çıkardı. Daha risk alan... ...daha hem ucumcularla oynayan... ...hem de geniş alana açık alana... ...Sako'yla, ile çıkabilirdi... ...Denizli spor. Ve de Denizli Spor... ...tabii şunu da benim gözlemlediğim... ...yani... Denizli Spor takım olamamış. Mesela Ayasati alıyor bireysel gerek suçlatıyor, atıyor, Rodega atıyor, pas opsiyonları var. Yani Denizli Spor takımının en büyük sıkıntısı birlikte oyunları hiç yok. Çok bireysel oynuyorlar, takım halinde bir oyunları yok. Bir de yani Denizli Spor'la ilgili şunu söyleyeceğim. Eğer Başakşehir'le oynuyorsan Ender, Başakşehir bugün iki santrafor kimle oynadı? dem babakı Krivelli. Krivelli oynadı. Şimdi yani e, şimdi Levent Kar topu geldi. Ya Başakşehir veya farklı takımlara karşı biraz oyun derinliği vermek gerek. Başakşehir'le oynuyorsanız ya futbolu yenilebilirsiniz. ama merkezinizi savunmada üçlü bir stoperle 3-4-3 üç, üç gibi başlayabilirsiniz. Top rakipteyken dender de 5-4-1'e dönersiniz. Hem kenarları kapatırsınız. O Klişi Kaysara Önünde İrfan Can başladı solda. Sağda e, Edimişka. İki tane de Santrafor'la başlar. Dembaba ve Krivelli. Yani o merkezi kapatıp 5-4-1 gibi olur. Hem duran toplarda da uyuştu stoperle adam markajı da oynayabilirsiniz. Yani bir, bir şeyleri farklı yapmak gerekir Başakşehir 2 Santrafor oynadığında. Şimdi dörtlü oynadığınızda sizin öyle kenar bekleri ciddi sıkıntı yaşadı. Orta sahada Başakşehir'e karşı Denizli Spor yani onun için farklı böyle bir e, derinlik de vermek gerekir. Özellikle Başakşehir oyunlarında antrenörlerin. E, yani Başakşehir galibiyeti hak etti. Denizli Spor'da e, takım olamamanın özellikle e, hem ucunda Rodayga 6 gol atıyorsa zaten büyük ümitlerle alınan. Denizli Spor'un ne halde olduğu, bu halde yani küme düşme odası olduğunun net göstergesi. Erman Hocam, e, Cruella 11 gol, Visca 11 gol, bir de 11 asisti var bugün. E, skor yapan iki oyuncunun bu sezonki performansları e, pek çok takıma baktığımızda e, ileri uçtaki ofansif bölgedeki oyuncularının böyle asist, gol katkılarının bu kadar e, yüksek seviyede olduğunu göremiyoruz. Daha kenarda işte bugün Robinho'lar, e, Gulbrandsenler falan vardı. Kadro derinliği e, özetle e, çok geniş bir takımdan bahsediyoruz ve e, hocama da onu sordum. İlk yarıyı son 13 maçın ikisinde sadece önde tamamlamasına rağmen maçlarda hep önüne geçmeyi başarmış. Örneğin son 11 maçın 8'i 0-0 ilk yarılar. Hep ikinci yarıda rakibin gardını düşürmeyi başaran bir Medipol Başakşehir'i gördük son dönemde. Pandemi sonrası da buna benzer bir hikayesi var. Neye bağlıyorsunuz? Başakşehir'in kadro kalitesi ve fiziki kalitesi. Ligin üzerinde mi birçok takımın herhalde öyle olsa gerek. Şimdi Türkiye Ligi'nde iki tane takım koptular yukarıda. Evet. Diğerleri aşağıda geziyorlar. Zaten iki takım düzgün top oynuyor. Baktığın zaman. Girmeden evvel e, şeye baktım bir arkadaştan rica ettim. Fenerbahçe e, Fenerbahçe Malatya Alanya Diyeceksin ki kel alaka. Malatya yani. olunca öyle diyoruz hocam. Yoksa Fenerbahçe, Alanya tamam. Fenerbahçe, Alanya, Malatya. Evet hocam. Ne biliyor musun bu? Başakşehir'in gol atmadığı üç takım. He. Başakşehir'in gol atmadığı üç takım. Şimdi bunu çıkarttığın zaman zaten konuşmaya fazla gerek yok. Şimdi Deniz, şey, e, Denizli Spor Başakşehir arasında siklet farkı var. Ha. Birisi ağır siklet, birisi, hafif siklet. Sen iki tane filan gol bulursan Başakşehir'e karşı belki berabere çıkarsın. Hocam, Galip gelemezsin. Bir telefon kon konuşması yapıyordunuz maçı seyrederken. Bir arkadaşınız sizi aradı. Evet. Dediniz ki ya Deniz'i gol atmazsa puan çıkartmasına imkan yok. Bir gol atması lazım. Dedim. Dediniz daha lafı bitirmeden Başakşehir golü attı. Trabzon'dan bir arkadaş hep beraber seyrediyorlarmış. Dedim ki çok zor görüntü yani. Atacaklar belli yani. Sen en az iki gol atarsan Başakşehir'den belki sıyrılırsın. Bakma sen. Başakşehir bir yaptı, iki yaptı. Tempoyu hemen düşürdü. Dikkat et. Hemen topu basmaya başladılar. Çünkü kısa bu. Ara kısaydı. Tabii. Şimdi bundan sonraki ara uzun. Yani gaza basıyor. Frene basıyor. İstediği zaman. Yani, her şeyi yapıyor. E Kadrosu geniş. geniş. Üç tane takıma gol atamamışlar. Mesela acaba Trabzon'a bakmadım. Acaba Trabzon kaç takıma gol atamadı? Burada çok denge var. Bu arada iki tane, üç tane mağlubiyetleri var. İkisi Fenerbahçe. Trabzon'da hocam çok enteresan. Bir takıma gol atamamış. Tabii. Göztepe. Buyur. Trabzon'da herkese gol atmış. Yani. Göztepe Çünkü onların golü zaten atmış. Göztepe'yi 3-1 yendiler şeyden sonra. E? Pandemiden, pandemiden, sonra. Pandemiden sonraki maç kaç kaç? 3-1 yendi. 3-1 yendi hocam. 3-1 yendi İzmir'de. Ha ilk, i̇lk maç, maç. Ligin oldu. ilk yarısındaki evet, tamam, maçta. Tamam. Evet. Bir maç daha atamamış yani. Doğru. Ee, penaltı da kaçırmıştı. Evet. evet. Şimdi bakıyorsun zaten iki takım var yukarıda. Diğerleri hangi stop oynadı bu sene? Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Hocam belki biraz Sivas, Alanya, biraz Alanya. Alanya. Ha, Sivas ilk yarı tempoyu iyi götürdü. Evet. Onlar da düştüler kadro olarak zaten doğru. Alanya oynadı. Alanya da son zamanlarda sapıttı yani. O da belli değil. İki takım doğru dürüst giden takım var zaten. ikisi de yukarıdalar. O kadar evet. basit hocam. Hakkı budur diyorsunuz yani. E yok şimdi sağından bakıyorum solundan bakıyorum. Denizli bugün puan çıkarabilir mi? Hocam hani futbolda olur ama yüzde üç dört şansla çıkarırdı hocam. Yüzde üç dört şansla. İki tane atacaksın Ondan atamayacaklar filan. O Rodayega'nın pozisyonunu konuştuk. Aynı dakika içinde iki pozisyon buldu ya Rodayega. Şimdi golü bulduktan sonra yavaşladı. Bir daha buldu. Tekrar yavaşladı. Golü bulmazsa tempo artacak. Şimdi adamların havadan da iyiler. Yan toplara üç tane kafacısı var abi. Çok iyi vuran. Çok iyi vuran. golüne Çok iyi vuran. Çok, vura. Çok, vura. Çok, vura. Çok iyi vuruyor. E ee, topa vuranı var. Var. Asist yapanı var. Var. Her şeyi vuracak. Savunma hem çalıyorlar, hem oynuyorlar. E eh. Dışarıdan da takviye aldılar bu sene masa başında. Belli maçlarda, köşe başı maçlarda takviye de aldılar. Hakemler de az hata yaptı onlara bu sene. Hata yapanların kellesi uçtu zaten filan filan. E tabi bu işler böyledir. Dışarıdan hani dedim ya kara kuvvetleri iyi. Sağda hava kuvvetleri de iyi götürüyorlar. Peki döneceğim hocam size.